Arkadaşlar hepiniz dijital dönüşüm online sınıf etkinliklerimize hoş geldiniz tekrar. Bugün de devam ediyoruz katmanlı mimari, yani kurumsal bakış açısıyla katmanlı mimari derslerimize devam edeceğiz. Anladım Yusuf. Evet arkadaşlar, geçen dersimizde yaptıklarımızı bir inceleyelim projemizde. Şöyle ben kapatıyorum. Zaten katmanlarımızı oluşturmuştuk. İlk olarak Core'da yaptıklarımızdan değindik. Şöyle açtığımızda bizim şöyle Core katmanımızda, yani çekirdek katmanımızda Data Access ve Entities diye iki tane katmanımız var. Yani buraya hepsi gelecek arkadaşlar yaptıkça. Burada bütün çekirdek katmanımızda olacak onlar. Şimdi arkadaşlar Data Access'te değindiklerimizi zaten söyledik. Identity Repository'nin ne demek zaten entity? Varlığın deposu. Entity'lerimizin, yani veri tabanının nesnelerimizin deposu burası. Yani buradaki entity'ler T ile yazılıyor gördüğünüz gibi. Buralara hep entity gelecek. Ve bunlar class olacak referans tipinde. Identity'den implemente olacaklar. Bu identity ne demek arkadaşlar? Bu da bir kural. Yani identity klasları olacak. Şöyle klaslarımızı açtığımızda burada zaten vermemiz gerektiğini anlamışızdır. Şurada gördüğünüz gibi bu identity'den implemente olduğunu gösteriyoruz. Daha sonra arkadaşlar new'lenebilir dedik bunlara. Ve buradaki operasyonlarımızı yazdık. List şu general kısmına bir entity geliyor. Ve getList'in parametremiz burada link expression'ımız. Tüm listeyi getiriyordu orada. Burada arkadaşlar get filter'lı yani filtreli koşullu bir kayıt getirecek. Yine add kısmımız var. Ekleme. Bana bir entity ver ekleyeyim. Bana bir entity ver onu güncelleştireyim. Bir entity ver, onu da sileyim. Hep nesne olarak gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Yine core katmanımızda bizim Entity Framework kısmımızda da EF'de içleri doluyordu. Nereden alıyordu bu da? Yazdığımız Identity Repository'den alarak implemente olarak arkadaşlar içleri doluyor ve bu T entity veriyorduk. T context veriyorduk buraya da. Bunlar değişken oluyordu. Neyi verirsek onu yapıyordu. Ve burada gördüğünüz gibi bağımsız yapı yazıyoruz. Buraya biz product, kategori veya herhangi bir veri tabanının nesnesi yazmıyoruz. Tek yazıyoruz ve içlerini dolduracağız ileride. Ve bunların arkadaşlar baktığımda işte added, daha sonra deleted, gördüğünüz gibi get metodu, getList. Bütün operasyonlarımız içini burada doldurduk. Bu katman bittikten sonra biz nereye geçmiştik? Data Access'e. Data Access dedi arkadaşlar abstract ve concrete. Bu bütün katmanlarda oluyor. Ne demek? Abstract kısmı deyince interface aklıma geliyor. Concrete de class. Yani bu soyut sınıflarım. IProduct dal. I dediğim zaten belli interface. Entity'min ismi ve veri erişim katmanını belirleyen isim. İsimlendirme bu şekilde. Ve bu Identity Repository'den implement oluyordu. Ve sınıfta sormuştum arkadaşlar. Şimdi de soruyorum. Neden ben burada Identity Repository'yi kullanmıyorum da gidiyorum IProduct dal yapıp buradan implemente ediyorum. Mesela product nesnem için yapmışım bunu burada. Product dalı bu. Data Access Layer veri erişim katmanı. Neden arkadaşlar Identity Repository'den burası implemente oluyor? Bunu cevap verecek var mı? Başka muhabbetler var şu an anlaşılan. Arkadaşlar bunun nedeni ilk önce diyor Identity Repository'deki bütün işlemlerimi al. Ne vardı? Listeleme, ekleme, silme, güncelleme bunların hepsini yap. Ve iProduct dala özel bir işlem operasyon varsa onları burada yazacağım. Bunları alıyor zaten. Zaten buraya ben implemente bile etmeme gerek yok. Bunlar zaten var.
iProduct dala özel varsa geliyorum buraya. İşte custom operation diyerek böyle aklımızda kalsın. Buna özel varsa bir şeyin buraya yazıyorum. iProduct dalımda bu şekildeydi. Kaydedeyim, kapatayım. Data Access Layer'a devam ediyorum. Onun dışında benim bunları implemente ettiğim, tabii ki arkadaşlar şu şekilde kapatırsam benim, özür diliyorum, core'dayım şu an. Data Access Layer'a geliyorum. Benim product dalım abstract'taydı. Concrete'te hemen hangi teknolojiyi kullanıyorum? Entity Framework. Enhibernate'de olacak. Onu da sonra göstereceğim. Yani Concrete altında hangi teknolojinin kullandığını klasörlüyorsun. Onun altında da mapping varsa o ayrı klasörde ve arkadaşlar product dalın doldurulmuş hali de bu şekilde. EF Entity Repository Base'den alıyor yine. Ve iki tane bizim var diye arkadaşlar, EF Entity Repository'ye giderseniz core katmanında şurada ne demiştik? T entity var, T context var. Evet, veriyorum. Entity'nin product, context'in Northwind context. Ve bu bir iProduct dal. Neden? Business Logic Layer'da bunları anlatacağız neden olduğunu. Çünkü direkt arkadaşlar gelip buradan iletişime geçmiyoruz orada. Farklı bir mantalitemiz var. Kurumsal mimaride solid prensipleri gereği. Arkadaşlar bunu da bu şekilde belirttim sizlere. Data, yani veri erişim katmanım bu. Data Access Layer'ın mantığı. Dediğim gibi burada iki tane klasör. Bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi abstract. Biri de içi doldurulmuş. Context'im de burada. Ve Mappings'te kalmıştık biz aslında. Dedik ki Mappings nedir? Açtığımızda Product Map'i. Buraya bir Mappings klasörü oluşturdum. Oluşturduktan sonra içerisine veri tabanı nesnemi ve map, ne işlem yapacağım? Map tabi. Buraya geldiğimde Product Map'e nereden miras almalı? Entity Type Configuration'dan. Ve buraya hangi nesnem olduğumu da yazacağım. Constructor içerisinde ilk önce table'ı belirtiyorsun veri tabanındaki. Products table'ı ve şeması da DBO olarak. İlk önce birinci anahtar has key ile gördüğünüz gibi vermişim. Daha sonra da kolonlarım bu şekilde ne yapıyordum? Tanımlıyordum. Eğer product ID'yi gördüysen bunun kolon adını ürün ID yap dedik. Kategori ID gördüysen kategori ID yap. Buralar arkadaşlar işte 20 tane bile kolonun olsa bu şekilde mapliyorsun arkadaşlar. Bu da mappingti ve burada aslında bitirmedik. Ben size bir ödev vermiştim. Bunu nerede yapılandırıyorsunuz diye. Bunun için bir cevabı ya da hocam ben yaptım şu şekildeymiş diyen var mı arkadaşlar? Mapping'i ben nerede ayağa kaldıracağım projede?